Muhterem dostlar, Aile Kılavuzu programına hoş geldiniz efendim. Anneler, babalar, babaanneler, dedeler, evlenecek adaylar, anne baba adayları, şu an anne baba olma noktasında evlatlarını bekleyenler, hepinize selamla, muhabbetle, hürmetle selam ediyorum efendim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ailenizde huzurunuz daim olsun. Büyüklerle, küçüklerle saygı ve sevgi iletişiminiz daim olsun. İletişim dedik. İletişimde dil önemli demiştik. Ve dil gelişimi noktasında kalmıştık. Şimdi dil gelişiminde çocuğumuz, evladımız neden geri kalır? Neden arka planda olur? Bununla ilgili veyahut da konuşmada neden zorlanır, neden kekeme olur? Bununla ilgili sizlerden gelen sorular var. Hem bunlara değinmiş olacağız, hem de anne baba olarak, ebeveyn olarak, büyükler olarak veya çevremizde yeğenimiz olabilir, torunumuz olabilir, eksik gördüğümüz noktalara dokunma adına beraber müzakereler yapmış olacağız inşallah. Muhterem dostlar, çocuğun dil gelişimi için şu kısa hatırlatmayı yapmış olalım. 0-2 yaş, 0-2 yaşta yavaş yavaş işitme meselesiyle beraber dil gelişimi başlar ve daha sonra ağızda dişlerin çıkmasıyla yavaş yavaş kelimeler ortaya çıkar. Burada fiziksel bir gelişim vardır. Olgunlaşma vardır, beyinsel bir gelişim de vardır. Yani beynin gelişmesi, sinir sisteminin gelişmesi, ağızda yavaş yavaş dişlerin çıkmasıyla kelimelerin ortaya çıkması. Ama önemli olan nokta da işitmeyle beraber beynimizdeki dil merkezinin gerekli bilgiye sahip olup pasif hafızanın ciddi anlamda dolması önem arz eder dostlar. Bu pasif hafızanın dolması için de 0-2 yaşta annelerin, babaların evlatlarıyla, çocuklarıyla bebek görmeyip çok konuşmasından bahsetmiştik. Bunlara değinmiştik. Şimdi çocuğun dil gelişiminde gelişimi neden geri kalır sorusu, yani benim çocuğum neden geri kaldı sorusunun cevabına şöyle biraz daha sistematik olarak bir bakalım. Öncelikle fiziksel nedenler söz konusu olabilir. Yani doğum öncesinde yaşananlar, doğum esnasında yaşananlar da bir takım fiziksel eksiklikler, sinir sisteminde fiziksel eksiklikler ya da organsal olarak fiziksel eksiklikler söz konusu olabilir. Bu noktada çocuğumuzun işitmeyle ilgili sürecini takip etmemiz önem arz ediyor dostlar. Tabii bununla beraber bu damak yarıklığı meselesi, ağız, damak, dudak uyumu meselesi, dişlerin oturmaması, diş gelişimi meselesi de çok önemli. Diş meselesi bizim toplumumuzda aslında bazı ailelerin önemsediği ama bazen de çok ihmal ettiğimiz bir nokta olabiliyor maalesef. Evladımızın dişleri zamanında çıkmayabiliyor, çıktığında düzgün çıkmayabiliyor. Belli bir yaştan sonra özellikle 4-6 yaş arası, 7 yaşta dişler dökülmeye, süt dişleri gitmeye, yeni dişler geliyor. Aile dişleri takip etmediği zaman, arkadan gelen süt dişi çıktığı zaman, arkadan gelen dişlerin farkına varılmadığı zaman süt dişi çok duruyor ve yamuk çıkıyor. Sonra bu yamukluk yıllarca tel kullanımına neden olup ergenlik zamanlarında çocukların psikolojik bunalımlarına sebep olabiliyor. Yani hocam diş ne kadar önemli? Evet, bir ergenin sorunu açısından o kadar önemli ki, yani ne olacak diş, boş ver diyorsunuz, siz o sırada takibi düzgün yapmayıp doğru zamanda çektirmediğiniz zaman üst üste geliyor, gömükler oluyor, diş içeriye doğru dönebiliyor. Yani bizim düzenli bir şekilde dişleri, çocuğumuzun dişleri çıktıktan sonra özellikle küçük yaşlarda şeker tüketimiyle beraber süt dişlerinde de aşırı çürük olabiliyor. Ağız bu noktada hani beslenmenin kapısı, vücuda girişin kapısı. O yüzden hastalıklar da oradan girmiş oluyor. Diş ne kadar sorunluysa vücuttaki hastalıkların yayılması da o denli rahat oluyor. O yüzden dişlerimize yaşımız kaç olursa olsun 40'ında dişlerini döküp yavaş yavaş yeni dişten bahsedenler var. 60'ında kendi dişleriyle hayatına devam edenler var. Diş bakımı ile ilgili de bunu da bir parantez olarak açmış olalım. Çünkü konuşmada ağız, diş, dudak, dil, bunlar önemli fonksiyonlar. Dişe gelmişken çocuklarımızın diş gelişimi açısından ve kendimizin de gençlerimizin de diş fırçalaması açısından mutlaka örnek olalım. Çocuklarımızla beraber dişlerimizi fırçalayalım ki onlar da daha küçükken 2 yaşında, 1 yaşında, 3 yaşındayken örnek alsın. Hatta ben şunu söyleyebilirim, diş fırçası tabii çok yaygın ama misvak kullanımını da alıştırmak bu noktada önemli. Misvak aslında diş tartarları açısından düzgün kullanılırsa diş fırçasından daha etkin bir temizliğe
gidebiliyorsunuz misvakla, çünkü daha etkin bir şekilde bu fırçanın genel ulaşamadığı yerler var, ama o misvağın yumuşaklığı güzel ayarlarsanız onun orijinal ağacıyla beraber çok daha güzel temizlemiş, çok daha güzel bir bakım olmuş oluyor. Onun yine salgıladığı misvak ağacının suyunun da faydasından uzmanlar bahsediyorlar. Yani misvak kullanımını da çocuklarımıza alıştırmamız önemli. İşte diş bakımı gerçekten önemli bir süreç. Evlatlarımızın dişlerinin belli zamanlarda, belli periyotlarda bakılması ileride çok farklı sorunları önlemiş olmak açısından çok önemli. En basitinden diş teli meselesi çok yaygın. 20'sine 25'ine geliyor. Ağzını düzeltmek için diş teli takıyor. Evlenmeden önce diş teli takıyor ki dişim düzelsin diye. Çünkü o dişin çıkma aşamasındaki kontrol ihmal edilmiş oluyor dostlar. Buraya dikkat etmiş olalım. Ağız, damak, dudak ve diş yapısındaki sorunlardan dolayı çocuğumuzun konuşmasında bir takım sıkıntılar olabilir. Buna da dikkat edelim. Damak sistemi, dudak yapısı, dilin sinirlerini kontrol edememe, dili kontrol edememe gibi durumlar sinir sistemindeki problemden söz konusu olabiliyor. Yani fizyolojik sebeplerden dolayı dil işlevini ortaya koyamayabiliyor. Buna da dikkat etmiş olalım. Peki bunlar fiziksel nedenler. Çocuğun ağız yapısının tam manasıyla oturmaması. Şimdi bazen anaokullarında işte Esma-ül Hüsna falan ezberletiyorlar. Ezberletirken çocuk işte muvvil, dat harfini çıkaracak orada veya belli harfleri çıkaracak. Daha ağzı oturmamış, daha dişi oturmamış çocuk yapamıyor. Hatta bizim hoşumuza da gidiyor, gülüyoruz. Ama bazı çocuklar buradan negatif etkileniyorlar. Bana niye gülüyor? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Halbuki çocuk ağzında diş olmadığı için doğal bir süreç. Hani biz çocuk küçük olduğu için, söylemesi birazcık daha farklı olduğu için gülüyoruz, ama bazen o gülmeler iç dünyasında farklı alınganlıklara neden olabiliyor, çekingenliklere neden olabiliyor. Çocuk kendini ifade etmekten kaçıyor. Çünkü bana gülüyorlar, benimle dalga geçiyorlar, alay ediyorlar diye algılıyor çocuk. Yani çocuk bizim gibi, bak biz büyümediği için biz büyüdük, sen küçüksün, yaptığın çok komik, aslında biz senin yanlışına gülmüyoruz diye anlatsanız da çocuk anlamıyor o sırada ve kendi içine kapanabiliyor. O yüzden çocuğun davranışlarını doğal karşılamak da önemli bir hadisedir. Çocuğun çekingen olmaması, kendini ifade etmemesi açısından önemlidir. Çocuk orada sizin hangi davranışınızı nasıl tanımladığı ile ilgili iyi bir gözlem yapmanız, onun yerine kendinizi koymanız önemli bir hadise. İşte bu farkındalıkla, işte bu özen göstermekle, işte bu ehemmiyet vermekle sağlanıyor muhterem dostlar. Peki fiziksel nedenlerde sorunumuz yok. Fiziksel nedenler çok iyi. Ağzımız, dişimiz, dudağımız, bakımlarımız çok iyi. Fakat konuşma sıkıntılarımız var. Ne var acaba? Evde sağlıklı olmayan bir iletişim var dostlar. Evde sağlıklı olmayan bir akış var. Bu önemli bir nedenden, önemli bir sebebe dayandırılabilir. Ama en genel sebebini işlemek istiyorum ben. Çok önemli bir sebebi var ki ailede sevgi iletişimi eksikliği. Ailede sevgi iletişimi sorunu var. Sevgiyle ilgili problemler var. Ailemize bir bakalım. Bu noktada neredeyiz? İyi olduğumuzu zannedebiliriz ama iyi olmuyor olabiliriz. Gerçekten iyi bir içgörü, iyi bir içe dönük bir bakış açısına ihtiyacımız olabilir. Acaba ailemizde sevgi iletişimi var mı? Ailenin canı, hayatı, ruhu sevgidir dostlar. Ailenin canı, hayatı, ruhu sevgidir dostlar. Ailenin canı, hayatı, ruhu sevgidir dostlar. Evde öğrenilmeyen sevgi dışarıda öğrenilemez. Sevgiyi orada doyurması lazım. O kabı orada bitirmesi lazım. Ki dışarıda kendini ortaya koyan bir birey olsun. Aileyi yıkmak mı istiyorsunuz? Sevgiyi bitirin. Aileyi yıkarsanız devleti de yıkarsınız. O zaman ailede sevgi iletişimi yoksa, sevgi iletişimi olmayan aileler çoksa o devlet yıkılmaya mahkum olur dostlar. Bir zaman sonra biter. Siz ayaktayım zannedersiniz ama ne devletiniz, ne aileniz, ne kültürünüz, ne de örfünüz kalır. Kalmaz. Çünkü sevgi iletişimi önemlidir. İşte sevgi iletişimini ailede bitirmemek için veya sevgi iletişimini tesis etmek için önemli bir ölçüt var mı?
Sevmek basit bir cümle. Çoğumuz bilir. Sevmek işte. Peki sevmenin ölçüsü nedir? Bazen eşler birbirine sorarlar. Sen beni seviyor musun? Sen bana aşık mısın? Bir daha dünyaya gelsem benimle evlenir misin? Evlenmez misin? Falan. Yani sevgiyi şöyle bir şey zannediyoruz. Biz gördük. Hani elektrik aldık. Bu gider. Sonra elektrikler kesilirse de bu iş biter. Elektrik aldık. Bu gider. Elektrikler kesilince, şartel kapalınca bu iş artık biter. Öyle mi? Öyle olmaması lazım. Tercih ettik, beraber bir yola girdik. Omuz omuza ebediyen sonsuza kadar denir değil mi? Hani evlilik törenlerinde. Sonsuza kadar hastalıkta, sağlıkta beraber olmaktan bahsedilir değil mi? Ama sevgi nedir peki o zaman? Oradaki sevgi nedir? Tamam, bir organizmayla beraber olacağız. Karşı cins bir organizma evleneceğiz. Bir insan. İyilikleri olacak, eksikleri olacak, artıları olacak, yanlışları olacak, güzellikleri olacak, katkıları olacak. Değil mi? Karşılıklı bir etkileşim söz konusu. İşte burada sevgi iletişimi, sevmenin belli özelliklerinin ortaya koyulmasıyla alakalı bir süreç. Bunu analiz edelim, açalım. Ya seven ne yapar? Oradan başlayalım. Biz ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz da kendi sevgimizi ölçmeye çalışalım. Ne dersiniz? Yani duyguları ölçmek biraz zordur ama farkındalık için bazı sorgular, bazı cümleler kendi başımıza gerçekten ya ben acaba ne yapıyorum dediğimizde bazı içimizde farkında olmadığımız şeyleri ortaya çıkartabilir. Sorular, cümleler, bazı ölçekler, anketler. Peki seven sabreder. Seven sabreder. Bu nereye giderseniz gidin. Evet, sevmek sabır gerektirir. Evet, kesinlikle. Bir şeyi seviyorsanız sabredeceksiniz. Mesleğinizi seviyorsanız sabredeceksiniz. Meslekte bir yere gelmek için para kazanmayı seviyorsanız sabredeceksiniz. Bir ay çalışacaksınız, sonunda maaş alacaksınız. 10. gün vermiyorlar. Sabredeceksiniz. Belli bir zamana kadar sabır gerekiyor. Değil mi? Her şeyde, sevdiğiniz her şeye ulaşmakta sabır gerekiyor. Peki seven ne yapar? Seven sabreder. Acaba biz sabırlı birisi miyiz? Hadi kendi kendimize soralım. Biz sabrediyor muyuz gerçekten? Seven merhametlidir. Merhamet eder. Biz merhamet ediyor muyuz acaba? Ne kadar merhametliyiz? Ne kadar affediyoruz? Ne kadar öfkemizi yutuyoruz? Efendim, ne kadar acıyoruz? Veya ne kadar acımasızız? Seven fedakardır. Konforumuzdan, isteklerimizden ne kadar fedakarlık yapıyoruz acaba? Geleceklerinden fedakarlık eden anneler var. Mesleklerinden fedakarlık ediyorlar. Kariyerlerinden fedakarlık ettiklerini ortaya koyuyorlar çocukları için. Seven fedakardır. Seven cömerttir. Cömert derken hemen aklımıza para geliyor değil mi? Halbuki değil. Tebessüm de sadakadır. Gülmek de cömertlik gerektirir. Bakıyorsun adam gülemiyor. Ya bir tebessüm. Biraz mütebessim olun. Yok. Fedakarlık, cömertlik. Zamanda cömertlik. Evladı için, eşi için biraz vakit ayırmak, biraz o noktada cömertlik, konuşmada cömertlik, tebessümde cömertlik, maddiyatta cömertlik, bunlar önemli. Seven cömerttir. Veya birazcık daha farklı bir ters bakış açısıyla seven bencil olamaz dostlar. Seven bencil olamaz. Sevgiyle bencilliği siz bir arada tutamazsınız. Narsistik, ben, hep ben, hep benim dediğim olsun. Ya bir kere de onun dediği olsun. Bazen de onun dediği olsun. Bazen de görmeyelim. Bazen sizin dediğiniz olacak diye bastırdınız ama onun dediği oldu. Hadi bazen de alttan alalım. Tabii ki her zaman değil. Tabii ki hakkını vereceğiz. Ama bencilleşmez. Zaten karşılıklı olduğu zaman bu o kadar keyifli oluyor ki. Yavaş yavaş ikram edilmeye başlanıyor. Estağfurullah sizin dediğiniz olsun. Yok yok yok, siz buyurun. Efendim olur mu, siz buyurun. Bencilleşmek, seven, sevgi bencilleşmek, sevmek değer vermemek bir arada olmaz. Ben seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Ben onlar için her şeyi yaparım hocam. Hayatı tersine çeviririm hocam. Ama iki saat vakit ayır dediğinde ayırmıyor. Biraz muhabbet et dediğinde etmiyor. Parasını veriyor. Ben onlar için canımı veririm. Hikaye, atma, atma. Kendini tatmin için dünyaya getirdin. Getirmesine vesile oldun daha doğrusu. Sonra sevdiğin zaman seviyorsun, sıkıntısı olduğunda kovuyorsun. Meta haline gelmiş. Öyle vakalarla karşılaşıyoruz. Sonra öyle vakaların çocukları ne diyor biliyor musunuz dostlar? Ben niye evleneyim ki hocam diyor. Çoluk çocuğa para yedirir miyim ben diyor hiç. 14 yaşında. 14 yaşında bir çocuk danışanım. Diyor ki ben diyor evlenmeyi düşünmüyorum. Çoluk çocuğa para yedirmem diyor ya.
Ben kendim yiyeceğim, gezeceğim, yurt dışında gezeceğim diyor. Kendim yaşayacağım diyor. Evlenmeyi hiç düşünmüyorum diyor. 14 yaşındaki kafa internetten dolmuş, çevreden dolmuş. Babalar ne diyor? Babalar diyor ki, ooo ben onun için canımı veririm. Canını verme, bir tarafa bırak. Beraber git, bir tane tiyatro izle. Bir tane bir faaliyette bulun. Bir etkinlik yap. Çocukla hiçbir şey yapmıyorsun. İş de iş. Cumartesi iş, pazarı iş. Pazarda iş mi değil, biraz girdeliyoruz. İş bahanesiyle sağ sol muhabbet, arkadaşlar gırla gidiyor. Ev bir tarafa kalmış, ben onlar için canımı veririm. Yalan. Kendini tatmin için uğraşıyorsun. Kendini tatmin için uğraşıyorsun. Sevmek değer vermektir dostlar. Değer vermek de para vermek değildir. Bak para vermek derdim o zaman. Değer vermek ayrı bir şey. Değerlendirmek, dinlemek, anlamak, kavramak, ihtiyacını karşılamak. Yanlış yaptığı yerde güzel bir dille süreci yürütmek. Evet. İşte yuva aslında anneler burada çok önemli. Hani yuvayı dişi kuş yapar ya. Ya anne merkez, anne paratoner olur. Annenin organizasyonu çok önemlidir. Bazı anneler diyorlar ya hep ben mi idare edeceğim? Babasını idare et, kızını idare et, çocuğunu idare et, oğlunu idare et. Hep ben mi idare edeceğim? Ama cennet de senin ayağının altında ya. Anneler cennet de sizin ayağınızın altına verilmiş yani. Biraz ecrin de, biraz kazanmak da lazım ya. Biraz yorulacağız tabii ki. Cennet kolay değil. Gel bir de bize sor. Dünyada her şey sıkıntı değil. Ahirette beraber rahat edeceğiz. İnşallah. Dünyadaki sıkıntılarımızdan şikayet etmezsek, bunu keyifli bir şekilde Allah kimseye borçlu kalmaz, Rabbim bana bunun karşılığını verecek, er ya da geç dünyada da göreceğim, ahirette de göreceğim dersek, o zaman cennet annelerin ayakları altında olur. Ama kapitalleştirilen, çıplaklaştırılan, ticari meta haline getirilen anneler, kullanılan anneler, anne olma değerinden alınmış, ezilecek bir halı haline getirilmiş anneler. Dostlar, annelere çok değer vermek lazım. Paraya değer vermek, insana değer vermek. İnce bir ayrım değil mi? Hani Ferhat ile Şirin'in aşkı noktasında ilk tanışmalarında bir şey anlatılır. Ferhat'ın sarhoşluğuyla ilgili Şirin'in bir yaklaşımı vardır. Şirin Ferhat'ın aşkını duyar. Halbuki bir padişahın kızıdır. Kralın kızıdır. Çevresindekilere sorar, bu gerçekten beni seviyor mu diye. Evet derler, seni çok seviyor. O zaman gelsin bakalım der. Şirin hazırlığını yapar. Birkaç tane sarayın en ihtişamlı odasından geçerek kendisine ulaşması için bir zemin hazırlar. Kendisi çok mükemmel bir şekilde giyinir. Ve ortam, çevre ihtişamlıdır. Ferhat ise fakir, garip bir adamdır. Sarayın içinden girer, yavaş yavaş yürür. O ihtişamlı odalar, normalde hiç görmediği mücevherat, o ortamlar başını döndürür. Ne kadar acayip bir ortam der ve o sarhoşluk esnasında aslında derdi Şirin'dir ama dünyada da görmediği bir takım şeyler olunca, karşılaşmadığı şeyler olunca bu noktada refleksleri farklı tepkiler vermeye başlar. Odaya girdiği anda şöyle bir etrafa bakar, sonra Şirin'e bakar. Şirin bunu gördüğü anda derhal kovar. Git der. Sen Ferhat değilsin. Sen beni gerçekten sevmiyorsun. Gerçekten beni sevseydin çevreye bakmaz, önce bana bakardın. O parayı, o ihtişamı bir tarafa bırakır. Gerçekten sevseydin önce bana bakardın. Yani niyetin halis olurdu. Yani samimi olurdun. Çevreyle, kazanacaklarınla, düşündüklerinle değil, direkt benle ilgilenirdin. Şirin'in ilk değerlendirilmesi anekdot olarak anlatılır dostlar. İşte paraya değer vermek. Arabası var mı? Evleneceğiz. İmkanları ne? Maaşı ne kadar? Hanımla evlenecekse şimdi o da var. Hanım mesleği var mı? Çalışıyor mu? İyi, ikimiz beraber çalışır. Aynı zaman hep beraber bakarız aileye. Dostlar, rızık bellidir. Ailede iki kişi çalışsa da aileye girecek rızık bellidir. Bir kişi çalışsa da rızık bellidir. Sebepler dairesinde belki bunu anlayamazsınız. Anlayamayız ama rızık bellidir. İş bölümünü düzgün yapmak lazım. İş bölümünü düzgün yapmak lazım ama seven sevdiğine değer verir. Aileye, çocuklarımıza değer vermek zorundayız. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Hani aynı hadise Japonya'da Toyota hanım tarafından da anlatılıyor. Toyota, hani yabancı gelmedi değil mi? Çok zengin bir insan. Ama görücü usulüyle evlenmiş ve evdeki bütün işleri organize o yapıyor. Biz beylerimize değer vermek zorundayız.
Onlar da mutlaka bize dengeli davranırlar. Biz onların hizmetini görürsek ülke olarak başarılı oluruz diye ifadelendiriyor. Bunu söyleyen de Türkiye'de büyük bir firmanın başındaki bir hanım, onunla konuşmasından aktarıyor. Japonya'da çok zengin bir hanımın değerlendirmesini. Japonya'da hala görücü usulüyle evlendiğini biliyor muydunuz? Hala. İşte dostlar, aileyi ayrı bir havaya büründürmek, para için değil, zenginlik için değil, güzellik için değil, gerçekten sevgi ortamını oluşturmak. Dil gelişiminden bahsediyorduk değil mi? Bakın nerelere dayanıyor. Yani neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca ifadesini kullanacak bir eş olacak. Ha, o zaman evde işte o sevgi iletişimi oluşmuş oluyor dostlar. Kısa bir aradan sonra dil gelişimiyle ilgili devam edeceğiz inşallah. Selametle kalın. Selam dostlar. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evdeki sevgi iletişiminden bahsediyorduk. Dil gelişimi açısından evdeki iklimin önemli olduğundan bahsetmiştik. Eğer çocuğumuzda fiziksel bir eksiklik yoksa ama yine konuşmasında problem varsa evdeki iletişim, iletişim iklimi ve sevgi iletişiminin eksik olmasından bahsediyorduk ki hani gönüller bir olursa samanlık seyran olur derler ya, o gönüllerin bir olması, ailece hep beraber olmak, gerçekten tek vücut olmak, birlik olmak meselesini ailede oturttuğumuz zaman çocuğumuzun dil gelişimi açısından da çok önemli bir şekilde yol kat etmiş olduğumuzu göreceğiz dostlar. Ya hocam, dil gelişimi dedik de yani evlilik, aşk falan nereden girdik buraya? İşte oradaki sevgi ve muhabbet bazen o dili o kadar güzel geliştiriyor ki siz konuşmadan da anlaşabiliyorsunuz. Evlatlarımızı ise o sevgiyle beraber, o muhabbetle beraber, o sevginin verdiği fedakarlık, değer vermeyle beraber onları ikna etme sabrını gösterebileceğiz inşallah. İşte orası önemli. Yani o sevgi neden önemli? Ailede sevgi iletişimi neden önemli? Çünkü günümüzde evlatlarımızın terbiyesi ikna ile dostlar. İkna etmek ile. Acaba sadece günümüzde mi? Yani eskiden de böyle miydi? İnsanlar aslında hep ikna olurlar. İkna ile yürürler. Aksi halde takma akıllı hareket ederler. Hayır, bu yanlış, bu eksik. Neden bilmiyorum. Yanlış, bu böyle gelmiş, böyle gider. Örf böyle, anneannen. Ya iyi de neden? Sebebi ne? İnsan sebep-sonuç ilişkisi içerisinde merak eder. Kur'an-ı Kerim hep der, sormayacak mısınız? Akletmeyecek misiniz? Düşünmeyecek misiniz? Hani bununla ilgili geçmişi, şimdiyi, geleceği düşünmek adına işte nedir? Tezekkür, tedebbür, tezekkür, tefekkür ifadeleri kullanılır değil mi? Hani geçmişten ibret alma, şimdinin farkına varma, gelecekle ilgili tefekkürler yapma değil mi? Hani bir insan merak eder. Neden olduğunu, sebeplerini merak eder. Anlayabileceği kadarıyla, işte seviyesini bilmek de önemli, anlayabileceği şekilde evlatlarımızı ikna ile yetiştirmek. Mesela bununla ilgili bir örnek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir delikanlı geldi. Çok direkt bir ifade kullandı. Çok acayip, dehşet. Hiç çekinmeden pat diye ortaya koydu. Ya Resulallah, ben zina etmek istiyorum. Canım istiyor. İzin ver, ben zina edeyim. Şok. Şok bir ortam. Hayır, niye? Kesirebat, haram, cehennem. Yaklaşım nasıl? Sevgi o da, muhabbet o da. Liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaklaşıyor? Efendimiz ne buyuruyor? Ne diyor? Çok ibretli bir tavrı var. Öfkelenen anneler, babalar. Ani çıkış yapan anneler, babalar. Ani tepki gösteren anneler, babalar. Çocuğumuz hata yapabilir. Yanlış yapıyoruz bazen maalesef. Teknik bir hata yapıyor. Bir şeyi taşırken düşürüyor, döküyor. O kadar çok tepki veriyoruz ki. Hepimiz yapıyoruz bunu maalesef. Dikkat etmek lazım. O öğretim sürecinde, o öğrenme sürecinde. Aslında bizim kendimizin yansıması o değil mi? Hani Efendimizin ifadelerine baktığınızda en azılı hata yapan, ahlaki sorunu olan insanlara bile bir şey derken sen böylesin demiyor. Ne diyor? Yani bana ne oluyor ki seni böyle görüyorum? Değil mi? Böyle siyerden baktığınız zaman gerçekten Efendimizin bana ne oluyor ki ben seni bu eksiklerle görüyorum? Yani yine kendinde eksik bulmaya çalışıyor. Acaba bende ne var? Bana ne oluyor ki ben bu işe böyle davranıyorum?
Yani aslında benim bu noktada bir düzenim bozuluyor tarzında bir mesaj veriyor. Bana ne oluyor ki? Yine Efendimiz o gence nasıl yaklaşıyor? Yani bağırmıyor, çağırmıyor. Diyor ki önce bu iş nasıl olacak? Bu iş bir hanımla olması lazım değil mi? Yani bir kadın olması lazım değil mi? Evet, bir kadın olması lazım. Peki bu kadınla yapılıyorsa, peki bu kadın ya birisinin kızı olacak, ya birisinin kardeşi olacak, ya birisinin ablası olacak, ya birisinin teyzesi olacak, ya birisinin halası olacak. Öyle değil mi? Ya da birisinin ablası olacak. Öyle değil mi ey genç? Evet öyledir ya Resulallah. Peki sen annenle, kardeşinle, halanla, ablanla, teyzenle hani sen zina eder misin, edilmesini ister misin? Hayır ya Resulallah. Ben böyle bir şey istemedim. Ben böyle bir şey istemem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki sen kendi yakınların için istemediğin bir şeyi kendin için, başkasının yakınları için nasıl istersin? Diyerek orucu tavsiye ediyor o gence. Bakın yaklaşım o kadar önemli ki. Ben peygamberim. Bu iş yasak. Hikmetini sorma. Hikmetinden sual olunmaz. Cehennemlik olursun. Bir anlatım, bir sunum. O yaklaşım. Bizim canımız, ciğerimiz, evladımıza bu yaklaşımı esirgemeyelim dostlar. Gelin bugünden sonra öfkemizi biraz daha kontrol edelim. Seslerimizi yükseltiyoruz, biraz daha kontrol edelim. Hepimiz. Biraz daha yaklaşımlarımızı daha makul yapıp daha güzel ifadelendirmeye çalışalım. Anneler, babalar ani çıkmak, bağırmak, çağırmak mesele değil, çözmez. Sesinizi değil, sözünüzü yükseltin dostlar. Sesinizi değil, sözünüzü yükseltin dostlar. Çocuklarınız nezdinde sesinizi değil, sözünüzü yükseltin dostlar. Evet, orucu tavsiye etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte 0-2 yaştaki çocukların bile, hatta 1,5 yaşından 2 yaşından sonra söylediği kelimelere bile dikkat etmemiz önemli. Fiziksel bir sorunumuz yoksa sevgi iletişimi. Sevgi iletişimi ortamında çocuklara yaklaşmak açısından şurası önemli. Çocuğa değer vermek dedik ya. 1,5 yaşında 2 yaşında yavaş yavaş kelimeler, işte 2 kelime, 3 kelime çıkmaya başladı diyelim. 3 yaşında bu cümleye doğru gidecek çünkü. İşte küçük çabalar var. Burada küçük çabalara saygı duyulması çok önemli. Küçük çabalara saygı duyulması ve orada dalga geçilmemesi. Gerçekten komik olabilir, sevebilirsiniz ama güldüğünüzü bile çaktırmayacaksınız. Yani güldüğünüz o çocukça hareket, güzel bir hareket, çok farklı. İşte çocukça, kendince bir hareket. O mesele öyle algılanmaması lazım ama çocuk işte, çocuk aklıyla öyle algılamış. Hemen tepki gülme şeklinde olmayacak. Biraz daha sakin. Güleceksiniz, içeride gülün. Ayrı bir yerde gülün. O uyuduktan sonra kritiğini yapın. Hani güzel ifadelerini not alabilirsiniz. Yarın öbür gün yıllar sonra bir kameraya çekmeniz, bir kayda almanız, kendiniz çevrede çok paylaşmamak kaydıyla evladınızla anılarınızı, bak böyleydin, şu süreçteydin, şu aşamalardaydın deyip böyle hani ne demişti, bak çok güzel bir ifadeydi, bunu not alalım. Ya nasıl yaklaşmıştı diye böyle geçmişten onunla ilgili güzel anıları paylaşabilirsiniz. Bu güzel bir davranıştır, böyle güzel, tavsiye ederim. Bir hani duygu noktasında, muhabbet, geçmişle ilgili değerlendirme noktasında evladımızla anılarımız ailede aidiyeti arttırır. Şunları yaşamıştık, kaydediyoruz. Bak şunları beraber seninle ne güzel vakitler geçirmiştik. Anılar ortak zamanlar, öyle değil mi? Ortak dertler, ortak zamanlar kesinlikle unutulmaz. O işte ilk okuma töreni, ilk efendime söyleyeyim farklı törenler, ilk namaza başlama töreni, hani namaz süreci, namaza alıştırma süreci, namaza başlama süreci. İşte 7 yaşından itibaren 2 vakit, 3 vakit, yavaş yavaş 10 yaşında 5 vakit noktasında biraz daha dik duruşlar olması gerekiyor tabii ki. Çocuk bu noktada kendisiyle dalga geçilirse kendini geri çeker. Başka önemli bir sorun da şu. Çocuk duygu karmaşası yaşarsa konuşma problemi yaşar. Ne demek duygu karmaşası? Çocuk bir sıkıntı çekmiş, ağlıyor, siz güldürmeye uğraşıyorsunuz. Veya gülüyor, siz hiç oralı olmuyorsunuz. Veya sizden bir duygu bekliyor. Bir heyecanı var, bir derdi var. Çok soğuk karşılıyorsunuz. Bu noktada da çocuk söylediği cümleye karşı, özellikle küçükken, yani 2 yaşında, 1,5 yaşında, 3 yaşında, 2,5 yaşında, şimdi çocuk bir yandan dili öğreniyor. Dildeki kelimeleri, telaffuzunu öğreniyor. Bu telaffuzun karşısında söyleyeceği cümleyle ilgili daha önce bir kara yaşamış.
Birisi heyecanlanınca bir şeyler söylemiş. Karşı tarafta ona karşılık vermiş. Şimdi çocuk aynı şeyi yaşayacak ve deneyecek. Şimdi kendince heyecanlı bir şekilde o bu şöyleymiş böyleymiş diye bir tepki gösteriyor ve sizden söylediği cümleler karşısında bir tepki bekliyor. Bu tepki sürecinde anne baba bunun farkına varmaz da veya çevresindekiler bunun farkına varmaz ve umursamazsa, hatta bunu sıklaştırırsa çocuk konuşmamaya başlar ve kendini geri çeker. Yani ağladığı zaman ağlıyor, bir sıkıntı çek, ayağı acıdı, ağlıyor. Siz güldürmeye çalışıyorsunuz. Ağlama fiili, ağlarken acıyor demesi, cümleler, ha ben kendi sıkıntımı söyleyince, ben problemimi söyleyince, evet, karşı taraf ne yapıyor? Umursamıyor. Veya tam tersini yapıyor. O zaman ben bu cümleyi kullanmayayım. Bir daha kendi sıkıntısını ortaya koymaz. Veya kendini geri çeker. Cümleleri konuşmamaya başlar. İşte bu noktalarda duygu karmaşası da sorun yaşatabilir. Geç konuşmaya neden olabilir. O yüzden farkına varıp duyguları noktasında, hani gülünmesi gereken, ağlanması gereken veya heyecanlı olunması gereken noktalarda çocuklarımızı desteklememiz çok önemli. Yani ağlarken güldürmek, durgunken güldürmek, duygusunun yankılarını karşı tarafta hissetmesi lazım ki dil gelişimi de olsun. O cümleleri kullanırken keyif alsın. O cümleleri, o kelimeleri düzgün kullansın. Özellikle küçük yaşlarda. Bu önemli. Yani o duyguların acayip olması, 40 yaş mantığına göre mantıksız olmasına bakmayacağız biz. Biz neye bakacağız peki? Biz şuna bakacağız. O duygunun yankısını çocuk gerçekten hissediyor mu? Karşı taraftan alabiliyor mu? Eğer almazsa işte cesareti kırılıyor. Kendisini ifade etmekte zorlanıyor, içe kapanıyor, konuşması gecikmeye başlıyor, konuşmuyor, neden konuşayım ki diyor. Heyecanlıyım ama kimse anlamıyor ki. Üzgünüm ama kimse anlamıyor ki. Acıyor, kimse anlamıyor ki. Anlamıyor ya, gelmeye başlıyor. Anlaşılmazlık ise maalesef ciddi anlamda olayı gerçekten acı hale getiriyor. Anlaşılmazlık. Anlaşılmazlık gerçekten zor bir durum. Hafızasını kaybeden sevdiğinizi düşünün. Ne kadar acı çekersiniz değil mi? Hafızasını kaybetmiş, sizi tanımıyor, anılarınızı tekrar etmiyor. Çok acı çekiyorsunuz. Neden? Geçmiş var, onunla konuşacaklarınız var ama konuşamıyorsunuz. Çocuk anlaşılmadığı zaman bu duyguyu hissediyor işte. Anlaşılamıyorum, ifadelendirilemiyorum, kendimi ortaya koyamıyorum. Çocuğun yanlış söylediği kelimeyi nasıl düzelteceğiz? Başka bir soru da bu. Çocuğumuzun yanlış söylediği kelimeyi nasıl düzelteceğiz? Burası önemli. Bunu düzeltme direkt olmamalı. Yani çocuk telaffuz etmeye çalışıyor. Ağız yapısı gelişimi bu noktada önemli. Gelişimi de yeterliyse veya gelişiminde eksiklik varsa, işte R'leri söyleyemiyor, S'leri söyleyemiyor, belli harfleri söyleyemiyorsa, bizim burada doğrusunu tekrar ederek pekiştirmemiz önemli. Bunu özellikle hatırlatmış olalım. Yani doğrusunu tekrar etmek çok önemli. Bir de yine yeni başladığında, özellikle 1-1,5 yaşı 2 yaş veya 3-3,5 yaşta kekemelik başlar ama ilk hecelerde belli harflerde kekelemek görülebilir çocuklarda. Bu geçici bir unsurdur. Bu da sorular arasında geliyor. Gerçekten de yaşanıyor. Ve ara sıra ilk kelimenin 3 heceli, 4 heceli bir kelimenin ilk hecesinde çok sık tekrar oluyorsa işte bu sürece dikkat etmemiz önemli. Çünkü bu tekrarlar neye sebep oluyor? Çocuk aslında konuşuyor ama kendisini kontrol ediyor. Acaba ben doğru mu konuşuyorum, yanlış mı konuşuyorum? Ondan dolayı ilk heceler tekrar ediliyor veya sadece son heceler. Burada bu kekemelik normal ama eğer bütün hecelerde kekemelik varsa buraya dikkat etmemiz önemli. Başka bir soru daha, sorular ışığında meseleyi ortaya koymaya çalışıyoruz. TV seyretmek, televizyon seyretmek dil gelişimini nasıl etkiler? Şimdi burada farklı görüşler var. Tabii anneler, babalar şunu düşünüyorlar. Dil gelişimi açısından işte çok kelime duyarsa, dedik ya çok kelime duyuyor, çok kelime duyuyor, çok kelime duyuyor. Böylece kelime dağarcığı artar orada seyrettiklerinden. Bu ilk başta mantıklı gibi geliyor ama çocuk sadece dinlediği zaman pasif hafızaya biriktiriyor. Fakat konuşma için pasif hafızadaki kelimelerin tekrarı
ve aktif hale gelmesi önemli. Yani ön belleğe yazdı çocuk bir bilgiyi, kalıcı belleğe yerleştirecek. Kalıcı belleğe yerleştirmesi için tekrarlara ve aktif bir şekilde konuşma fiiline ihtiyaç var. Biz konuşmaktan bahsediyoruz, bilmekten değil. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Konuşmaktan bahsediyoruz. Yani bilgiyi alıp, süzgeçten geçirip, hangi kelimeyi kullanacağımızı düşünerek ortaya koymaktan bahsediyoruz ki bu süreçte dostlar, şurası önemli, çocuğumuzun televizyondan dinlediğini geri bildirim yapamaması ve aktif hale getirememesi konuşmaya faydasından çok zarara da neden olabiliyor. Yani çocuk pasif bir şekilde dinlemeye alışıyor. Neden konuşsun ki? Ağız kaslarının gelişmesi lazım. Konuşmakla ilgili ağız, dil kaslarının, diş, dil, dudak uyumunun, çene kaslarının gelişmesi çok önemli. Bunlar da kaslı. Bunun da bir, belli bir antrenmanları var, gelişmesi var. Hani diksiyon dersleri vardır. Kur'an-ı Kerim derslerinde talim vardır. Neden talim diye bir şey vardır? O harfi terennüm edebilmek için, çıkartabilmek için belli tekrarlar gerekir. O belli tekrarları yapınca ağız oluşup oturmaya başlar ve refleks haline gelir. Aslında hemen hemen öğrenilecek, öğrenilen her haslette, her özellikte bu yok mudur? Bir tekrarlar manzumesi vardır. Şimdi o tekrarları yapmadıkça, sadece dinledikçe ağız yorgunlaşmaya başlar ve telaffuzlar yavaş yavaş yüzeyselleşmeye başlar. Yani televizyon tam tersi faydalı olacağına dil gelişiminde kesinlikle sıkıntılı bir noktaya getirebilir. Bakın önemli, sıkıntılı bir noktaya getirebilir. Neden? Ağız hareketleri, pasif hafızadan kelimeyi almamak ve bir tembellik oluşması daha sonra harekete geçmesi için sıkıntı oluşturur. Bu sefer dengesizlikler başlar, hızlı konuşmalar. Benim çocuk çok hızlı konuşuyor, hiçbir şey anlaşılmıyor. Çok yüzeysel konuşuyor. Çok üstten konuşuyor, belli harflere basmıyor. Kendisini net ifade edemiyor gibi ifadeler olur. Hatta bu ortamla, çevreyle biraz önce söylediğimiz unsurlar da ortaya çıkarsa alay etme, dalga geçirme, gülünme gibi hepten çocuk kendisini sıkıntı noktasını sıkıntıya sokabilir ki başka bir soru geliyor bu aşamada. Dil gelişimi geciktiyse, konuşma geciktiyse ne olur? Dil gelişimi geciktiyse, konuşma geciktiyse dostlar, hırçınlık başlar. Öfke patlamaları başlar çocukta. Kendisini yere atar, duvarlara tırmanır, bir şeyleri fırlatır. Acayip hareketler görüyorsanız ona dikkat edin. Ya çocuğun beyinsel gelişiminde ya da iç dünyasındaki yaşananlar beyninde düşündükleriyle hayatta yaşadıkları arasında bir uyumsuzluk, bir ritim bozukluğu var demektir. Ritim bozukluğu. Ritim bozukluğunu biz nereden duyarız? Şu zamanlarda daha çok maalesef ilgili hastalıktan dolayı işte kalp ritim bozuklukları çıkıyor. Kalp ritim bozukluğu ne demek? İşte belli bir miktar pompalıyor. Bazen az, bazen fazla, bazen aşırı basınç, tansiyon dengesi bozuluyor gibi. İşte çocukta da düşündüğünü hayata geçirme açısından, ortaya koyma açısından bir takım sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Yani bir ritim bozukluğu oluyor. Bu öfke patlamasına, hırçınlığa, kardeşine zarar vermesine, çevreye zarar vermesine neden olabiliyor. Burada çocukla ciddi anlamda etkileşime geçip onun o duygularını anlamaya çalışmak zorunda anne ve baba. Bu noktada destek de alabilir. Burası çok önemli. Aksi halde çocuğumuzun psikolojisini berbat edebiliriz. Çocuğu perişan edebiliriz. Buraya çok dikkat etmek lazım. Çocuk kendisini ifade edemiyor. Konuşmakla ifade edemiyorsa onun o sağaltımını gerçekleştirmek, biraz daha öngörerek, biraz destek vererek konuşmasını sağlamak veya kendisini ifade etmesini sağlamanın zeminini anne baba hazırlamak zorunda. Gerekirse bu konuda bir uzmandan da istifade edebilir. Çocuğumuzun eğer dengesiz davranışları varsa, aşırı agresif davranışları varsa, aşırı işte şu zamanda hiperaktif diyorlar birazcık hareketli çocuklar ama bu özel bir tanıdır. Bunu da bir parantez olarak açalım. Yani bunu uzmanı bir takım testlerle tanı olarak koyması lazım. İşte şu kadar davranış, şu kadar tekrarla şöyle yapıyorsa hiperaktiftir. Şu kadar odaklanma yapamıyorsa dikkat dağınıklığı vardır gibi. Bu tanının konması çok önemli. Yani hafif bir işte bizim amiyane tabirle sevmediğim bir ifade ama işte yarar her çocuk ama yaramaz diyorlar ya hani. Hafif bir hareketli bir çocuğu hemen dikkat bozukluğu var, hiperaktivite var falan diye etiketleyebiliyoruz. Bu da yanlış bir yaklaşım. Bunu da özellikle belirtmiş
olalım. Dil eğitiminde önemli bir nokta çocuğun bir takım eksikliklerden dolayı kendini geri çektiği zaman kendini ifade edememesi, aşırı hırçınlaşması, işte bu süreçte mutlaka destek almamız önemli dostlar. Davranışlarını, çocuklarımızın problemli davranışlarını gerçekten gözden geçirmemiz önemli dostlar. Bir soru da daha var. Onu da beraber sizinle paylaşmış olalım. Dil öğrenimi nasıl olmalı? Özellikle ikinci dil öğrenimiyle ilgili bir sorular geliyor. İkinci dil öğrenimi önemli. Yani bir aile evladının bu zamanda dil öğrenme ayrı bir mesele. Hele bizim Türkiye'de dil öğrenme meselesi tamamıyla çok değişik felsefik durumlar var. Türk dilinin yapısı vesairesi. Gerçekten zor dil öğreniyoruz. Müfredatlar da bunda biraz kabahatli maalesef. İkinci dil öğrenimi anne babanın ayrı dil kullanmasıyla olabilir. Ayrı dil kullanması ne demek? Yani diyelim çocuğumuz Arapça öğrenecek ve Türkçe öğrenecek veya İngilizce öğrenecek ve Türkçe öğrenecek. İlk ana dili hangisi olacak? Önce anne baba buna karar verecek. Anne ana dili Türkçe olacak. Tamam. O zaman 0-2 yaşta Türkçe muhatap ve Türkçe kelimeleri bir zemin olarak hazırlayacak. 2-2,5 yaşından itibaren yavaş yavaş artık ikinci bir dil devreye girecekse ya bir eş, diyelim anne Türkçe konuşuyorsa Arapça mı öğreteceğiz? Baba da Arapça biliyorsa baba sadece Arapça konuşacak. Baba ikinci bir dili konuşmayacak. Veya bir bakıcı olabilir. Bakıcı farklı bir dil konuşabilir. Farklı dili sadece o dili konuşacak. Yani bir fonetik problemi olmaması için, çocuğun zihninde bir karmaşa olmaması için anne Türkçe konuşuyor, baba Arapça konuşuyor. Bu şekilde olursa o zaman ikinci dil öğrenimi 2,5-4 yaş arasında yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Çocuğun dil zekası ciddi anlamda açılabiliyor. Ama ana dil birinci dil, sonra 2 yaşına kadar konuşulduktan sonra 2 yaşından sonra 2-4 yaş arasında ikinci dil. Hatta uzmanlar bu noktada 3. dilinde 4-6 yaş arasında 3. bir dil konuşan, mesela anne Türkçe konuşuyor, baba İngilizce konuşsun, bir bakıcı da Arapça konuşsun. 4-6 yaşta da bir bakıcıyla Arapça noktasında bir etkileşim olup üçüncü bir dilde ne yapılabilir? 6 yaşına kadar çocuğun en azından konuşması bazında öğretilmiş olabilir. Bir de son olarak çocuk yabancılarla konuşmuyorsa, hani buna selektif mutizm deniyor, seçerek konuşuyorsa bu noktada iki tane ölçü vardır. Çocuk çekingen olabilir veyahut da farklı bir sorun olabilir. Eğer çekingense, ortama girdikten sonra konuşmaya başlıyorsa sorun yok. Ama belli seçicilik yapıyorsa, seçicilik şununla konuşuyor, şununla konuşmuyorsa bunun mutlaka bir altyapısı vardır. İyi araştırılması gerekebilir dostlar. Çocuklarda dil gelişimi neden önemli? Sevgi dilinin önemi, sevgi iletişimi çok önemli dedik. Dil gelişiminde sevgi iletişimi çok önemli dedik. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıcakla kalın dostlar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.